Şimdi biz önce şuradan başlamak istiyorum. Birkaç ayrı notum var ama biz burada MHK başkanlarını falan en çok niye eleştiriyorduk? Bir duruş yok diyorduk değil mi her zaman? Ya hakemine sahip çıkmıyor. Bak diyor, defalarca dedim ben burada. Dedim burada hakemler dedim. Aşırı yalnız. Hakemler sahipsiz hissediyor kendini. Hakemler çok büyük sıkıntılar yaşıyor. Algının manipülasyonlarına şey yapıyor. Evet, hakemlerimiz de yetersiz. Ama niye yetersiz? Niye kapasitelerini tam ortaya koyamıyorlar? Niye garip garip kararlar veriyor? İşte bu baskılar, kulüplerin baskıları ve MHK'lerin başındaki insanların duruş bozuklukları. Ben hep söyledim buna. Duruş bozukluğu net. Mesela bir kulüp baskı yapıyor, bir hakeme haklı karar da verse ceza verebiliyorlardı. Ya ben ilk defa MHK başkanının, hakimin adını da bilmiyorum, Hakan Ceylan herhalde var hakemi de, yanlış hatırlamıyorsam. Bir hakemin böyle inançlı bir şekilde sahip çıktığını gördüm. Ve hakikaten çok şaşırdım biliyor musunuz? Ve bunu yapan bir kadın, neden kadınların toplumumuzda ön planda olması gerektiğini gösteren o kadar güzel bir örnek olmuş ki bak. Erkeklerin 100 yıldır yapamadığını bir kadın, bir hakemine yanlış bir karar nedeniyle adama diyorlar ki işte bak bu hakemi görmemiş diyorlar. Bunu nasıl görmez diyorlar. Bu bir kırmızı karttır diyorlar. Kadın ısrarla hakemini korumak için bununla uğraşıyor ve başına gelmedik kalmıyor. Bir dakika. Pardon. İstifa var mı yayıncı kuruluştan? Bundan dolayı. Hayır yok. Yalan. Yok, yalan o da yalan. O yalan. O da yalan. Her şey yalan ya. Evet. Bak bu ülkenin her şey yalan. Her şey algı manipülasyonu. Devam edeceğim. Şimdi ben Hakan Ceylan olsam, bak bundan sonra bir performans veriyorsam 5 veririm biliyor musunuz? Çünkü bana, benim mesela atıyorum bir yerde çalışsam, benim müdürüm patronuma karşı falan ya da kamuoyuna karşı bana sahip çıksa, ben o adam için 2 katı çalışırım. 2 katı uğraşırım. Şimdi hakemler şunu düşünüyordur. Ya bu Lale Orta'da bir duruş var kardeşim diyordur. En azından bir duruş var diyorlardır. Bizi satmadı diyorlardır. Bunu bir tarafa koyuyorum. İkinci, bir de şu var ama bak, Lale Orta niye eleştiriliyor? Görev alanın değil, seni ilgilendirmez diyorlar mesela. Ne kadar çirkin bir şey ya. Şimdi, doğruyu ortaya çıkardı diye linç ediliyor ya. İnanılır bak, gibi değil ya. Türkiye'de algı manipülasyonu gerçeklerden çok daha önemlidir. Şimdi bak biz burada gerçekleri anlatıyoruz ama karşımızdaki insanlar ne düşünüyorsa onu düşünecek yine. Biz istediğimiz kadar gerçekleri anlatalım. Şimdi bakın biz bir haftadır Donk Zaniolo'ya kırmızı kartlık hareket yaptığını zannediyorduk. Ulan diyorduk Galatasaray mağdur olmuş, yazık ya adamlara evet. Kırmızı kartı vermemişler. Biz bir haftadır bunu konuşuyoruz. Galatasaray'ın hakkı yenmiş. Galatasaray'ın hakkı yenmiş sanıyoruz biz bir haftadır ya. Vay. Allah razı olsun Galatasaray kulübünden ki bunu sızdırdı medyaya. Bak Galatasaray sızdırdı. Net. Nereden aldıkları ayrı bir tartışma konusu. Yayıncı kuruluştan mı, federasyon içinden mi ayrı bir şey. Üflemişler mi yani? Birilerini üflemiş. Kendi adamlarını üflemiş. Şey. Kendi, ama buna sızdıran Galatasaray... yakın gazetecileri üflemişler yani değil mi? Hani üfleyerek dönen. Abiciğim fırıldaklar var ya abi, üfleyerek. Bir bitirebilir miyim? Kendi laflarıyla canlı. Burada araya girmem lazım. Ama cümlemi bitirmedim ki ben. Ortaya çıkan görüntü... VAR odasında çekilen illegal bir görüntü. Ha. Tamam, bunu Merkez Hakem Kurulu Başkanı bu görüntü... Yakup Şunar. Burada ifadelerimize dikkat edelim. VAR odasında illegal görüntü nasıl çekilsin? Tamam da bir şey diyeceğim. Hani illegal ifadesi ne demek? Hayır, nasıl doğruyu ortaya çıkartabiliriz? VAR odasındaki görüntüyü biz ne zaman gördük? VAR odasından telefonla çekilmiş görüntüyü ne zaman gördük? Bir dakika, VAR odasından telefonla şeye bak. Doğruyu nasıl ortaya çıkartabiliriz? VAR odasından telefonla çekilmiş. Bu görüntü başka nerede var? Nasıl nerede var ya? Ben göstereyim sana. Nerede ben, ya bende de var görüntü. Yayıncı kuruluş görüntüsünü göstereyim sana. Nasıl yayıncı kuruluş? Yayıncı kuruluş görüntüsü ya. Bein Sports'ta mı çekilmiş? Babacığım yayıncı kuruluş görüntüsü işte. Ben sana atayım birazdan. Göndereyim. Dur Ahmet. Hiç telefonla çekim falan değil. Kendi aramızda yani. Görüntü. Hiç telefonla çekim değil. Burada şunu söylemem lazım. Bu görüntü öyle birisinin telefonla çekilmiş falan görüntüsü ya, değil. Daha ne şöyle. Bakın biraz önce ifade etmeye çalıştım. 16 kamerayla Sabri çekilir abi, ya. Sabri abi, bu görüntü VAR ekranından telefonla çekiliyor. Sosyal medyaya düşen görüntü bu. Biz hangi görüntüyü görüyoruz? Bir dakika. Ve şey bu görüntüyü VAR'a başka bir uzaydan görüntü mü geliyor? Yayıncı kuruluştan geliyor babacığım ya. VAR'a uzaydan mı geliyor görüntü? Tamam. Ya VAR'a ayrı görüntü geliyor. Yayıncı kuruluşa gayipten başka bir yerden görüntü mü geliyor? Tamam. Ali'nde var zaten o görüntü yayıncı kuruluşun. Tamam. Ya niye yayınlamıyorlar peki? Arkadaşlar, niye yayıncı kuruluşu yayınlamıyorlar? Sonra kendisini ifade edecek. Niye yayınlamıyor? Sabri benim bir arada kaldı. Tamam. Yok şu, vereceğim. Bir Yakup Şunar kendisini ifade etsin. Ama sonra devam et. Ben ifade edemedim kendime. Merkez Hakem Kurulu... Ya bu olay kimden çıktı? Lale Orta'dan çıkmadı mı Sayın Lale Orta'dan? Nasıl? Yayıncı kuruluşta trio programında 3 tane hakem yorumcusu dedi ki bu pozisyon kırmızı kart. Evet. Lale Orta ne yaptı? Televizyonu aradı, müdahale etti. Kardeşim siz bu pozisyonu böyle böyle diyorsunuz ama bak bizim elimizde böyle bir görüntü var. Evet. Bu görüntüyü nereden alıyor? VAR'dan alıyor. VAR odasına girip... VAR nereden alıyor? Nasıl? VAR o görüntüsü nereden alıyor? VAR. Ahmet de diyor ki VAR nereden alıyor? VAR nereden alıyor abi görüntüyü? Uzaydan mı geliyor? Tamam yayıncı kuruluş kullanıyor. Bravo! Yakup konuyu çözdüm bak yemin ederim harikasın. Ya adam kadın da diyor ki yayıncı kuruluştaki olan görüntüyü diyor. Niye kullanmıyorsunuz kardeşim? Niye manipülasyon yapıyorsunuz diyor. Neden elinizdeki görüntüyü kullanmıyorsunuz da gidiyorsunuz kırmızı kartmış gibi olan görüntüyü kullanıyorsunuz. Bak ben tamamlamak istiyorum müsaadenle. Sen devam edersin. Sanki vardı başka bir görüntü var da Lale Orta gidiyor onu çekiyor. Ya çocuk mu kandırıyorsunuz kardeşim siz ya? Ya çocuk kandırıyorlar ya. Ahmet yanlış yerlere götürüyorsun. Ya bunu hayır bir dakika. Kimse Ahmet bunu söylemedi Yakup. Müsaadenizle anlatacağım. Hayır görüntüyü VAR odasından telefonla çekiyor. Galatasaray kulübüne teşekkür ediyorum. Bir haftadır bizi manipülasyon yapıyorlarmış. Özür dileyerek bağırarak konuşuyorum. Bağım. Bir haftadır bize manipülasyon yapıyorlarmış. Biz bir haftadır kırmızı kart zannediyormuşuz olayı. Abi meğerse Allah'tan sızdırdı da Galatasaray bir şeyi. Meğerse gerçek görüntüde değmiyormuş bile Zaniolo'ya. Zaniolo'ya değmeden Donk atıyormuş kendine ve bizi kandırmışlar. Dolandırıcılık yapmışlar, manipülasyon yapmışlar ve kamuoyunu yanıltmışlar. Ve Lale Orta kahretsin. Gitmiş bunu düzeltmiş ya. Allah Ahmet, kahretmesin ya. Bir dakika ya. Burada müdahale etmek durumundayım. Ya ama bir dakika. Ağır şey iddialar diyeceğim. Bunlar. Bak bir şey söyleyeceğim. Hepimiz televizyonculuk yaptık. Geçmiş. Bak dinle Ahmetciğim. Hepimiz televizyonculuk yaptık. Bakın evet. Gözden kaçabilir bu. Dediğim gibi 18 kamera birden çekiyor bunu. Fakat ama o topsuz alanda olan bir şey. Dolayısıyla belki de bir offside kamerasına takılmış olabilir o görüntü. Ben anlatayım sana abi. VAR hakemi onu görebilir. Hayır, ama Bülent Yıldırım bir dakika. Bülent Yıldırım, Deniz Çoban, Seçim Demirel. Üçü birden bu görüntüleri tararken o görüntüyü görmemiş olabilirler. Ben şu ana kadar Bülent Yıldırım, Deniz Çoban ya da Seçim Demirel'e tek bir şey söyledim mi? Ağzımdan tek kelime çıktım. Onlar manipülasyon yaptı dedim mi? Onlara gelmemiş olabilir görüntü. Yayıncı kuruluşta var. Kadın uyarmış sizde var demiş bir görüntü. Bak ben görüyorum demiş sizde olduğunu. Ve benim hakim uyardı sizde olduğunu. Neden kullanmıyorsunuz demiş. Bu kadar. Bu kadar. Ben Deniz Çoban'a da kefilim. Bülent Yıldırım'a da kefilim. Seçim Demirel'e de kefilim. Çoğunu da tanıyorum. İyi insanlar. Art niyetli yapmadıklarından %100 eminim. Ama ya bir MHK başkanı, ya 100 yıl sonra bir MHK başkanı bir hakemle sahip çıktı ya. Çok özür dilerim ya. Ya hakemlere ilk defa biri bir duruş gösterdi biliyor musunuz? Yıllar sonra ben ilk kez görüyorum. Ama